Sen en üşüyecek ve kok silecek mi? Aslında bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde, sadece Kürtler açısından değil, genel medeniyetimizde, Orta Doğu medeniyetinde ölülerle ilgili şöyle bir paradoks var. Çok ölüyoruz, çok öldürülüyoruz, çok ölü var. Ama aslında ölü ölen bir şey değil. Benim abimin katli üzerine 31 yıl geçmesi benim açımdan zamansal olarak bir şey ifade etmiyor. Diridir, canlıdır. Mesela hiçbir medeniyette ölüler bu kadar etkili değildir. Bu kadar canlı değildir. Bu kadar yaşamsal değildir. Onun için bizim benimle birlikte sürekli yaşıyor. Sürekli onunla konuşuyorum. Sürekli onunla tartışıyorum. Sürekli benim bilincimde, duygu dünyamda bir varlık olarak kendisini var etmeye devam ediyor. Ölmüş ya da mezardaki biri gibi değildir. Kendi hikayemde de, ailemin hikayesinde de, geniş ailemin hikayesinde de bakıldığında abinin şehadetinden sonra aslında birçok şey bizde daha diridir. Mesela benim kardeşimi o kadar kalleşçe, o kadar acımasızca katleden insanlar muhtemelen şöyle düşündüler. Biz bunu katlettiğimizde iş bitecek. Oysa ailemdeki çocukların, gençlerin, onu görmeyenlerin bile bugün Orhan denildiğinde hissettikleri, onlar için taşıdığı anlam bile aslında o abimi katledenlerin hiçbir biçimde bir amaca ulaşmadıklarını çok somut olarak gösteriyor. Abim katledildikten sonra çocuklar onun ismini aldı. Çocuklar onun niçin katledildiği, onun niçin öldürüldüğü konusunda başka bir bilinç edinmeye başladılar. Ve 19 Ocak 1993'ten bugüne kadar bütün geniş ailem abimle büyüyor. Bizim bütün elbiselerimiz bir sepetteydi. Sabah hangimiz kalksaydı, diğerinin cebine bakardı, para varsa kendi ihtiyacını alırdı. Abim bizde doğal bir komün yarattı. Doğal bir paylaşım yarattı. Öyle bir şey ki, sende olanın başkasıyla paylaşmanın ne kadar büyük bir mutluluk, ne kadar büyük bir haz verici bir şey olduğunu abi bize öğretti. Abimin kudreti zaten annemden ve eşinden de geliyordu. Hem öyle bir anneye sahip olması hem de öyle bir şeye, eşe sahip olması abimi daha kudretli kıldı. Daha soylu kıldı. Daha cesur kıldı. Devlet denen mekanizmayı, cezaevi denilen şeyi, direniş denilen şeyi, yoksulluk denilen şeyi, dayanışma denilen şeyi abim ve annem bana daha küçükken göstermeye, anlatmaya, yaşatmaya başladılar. Bu benim hayat çizgimde çok önemli bir etkisi oldu. Bana cesur olmayı öğretti. Mesela ben abimin beni alıp nasihat verdiğini hatırlamıyorum. Benimle ilişkide olan, benimle yaşamış insanlar bende olumlu bir şey görmüşlerse bu büyük oranda abimin ve annemin yarattığı bir şeydi. Mesela bazen bana dediler işte abinden dolayı sen bu kadar şey çektin. Ben bunu zul kabul ettim. Ben abimden dolayı büyük bir onur yaşadım. Büyük bir mücadeleye katıldım. Büyük bir hikayenin parçası oldum. Zerre kadar bir şeyim yok bu konuda. Bugün ben sokaklarına çıktığımda, Kaçyurt'un sokaklarına çıktığımda abim yaşayan bir şeydir. Oysa mesela abim gazeteciyken sadece belli bir kesim tarafından tanıyordu. Sadece belli bir politik çevre onu tanıyordu. İlişkisi sadece onlarlaydı. Ama abimi katlettikten sonra ilişkisi bütün toplumladır. Yine bir şey referans vereyim uzatmadan. Zaten şehadet kelimesi de bundan gelir. Mesela bugün şehadet kelimesi birçok yerde içim acıyarak söylüyorum. Rutinleşmiştir. Oysa şehadet kelimesi canlı bir kelimedir. Diri bir kelimedir. Ve epistemolojik olarak da şöyledir. Şahit olandır. İfşa edendir. Gösterendir. Hz. İsa inanan insanlar Roma tarafından
vahşice katledilirken, işkence edilirken, o zamanki aziz ve azizler şöyle bağırıyordu Allah'a. Sen şahitsin. Sen görüyorsun. Biz ne için savaşıyoruz ve ne için can veriyoruz? Onun için bunlar gerçek şehittir. Özgür basın şehitleri gerçek şehitlerdir. Şehit düştükleri anda gazeteciliği geniş bir zamana ve geniş bir mekana yaydılar. Ve şöyle dediler bütün dünyaya, bütün zamana, bütün mekana. Biz şahidiz. Şahitlik ediyoruz ki neye maruz kalıyoruz, neyi görüyoruz. Kendi ölümleriyle birlikte olan biteni, her şeyi bir hafızaya çevirdiler. Bu anlamıyla biyolojik olarak da, düşünsel olarak da, ahlaki olarak da, estetik olarak da bu gazetecileri, abim başta olmak üzere katleden insanlar gerçek anlamda öldüler. Onun için o kadar zavallı, o kadar pespayadiler ki öldürdüklerinde de açıkça ortaya çıkmadılar. Faili meçhul demenin nedeni bir anlamıyla da doğrudur. Meçhuldürler, korkaktırlar, kaypaktırlar, merhametsizdirler, acımasızdırlar. Eski çağlardaki gibi düşman da değiller. Eski çağlardaki düşmanlar meydana çıkardılar, vururdular. Katlettiler, biz vurduk diyemediler. Oysa vurulan ortadadır. Vurulan halen ortadadır. Halen konuşuyor. Abim halen konuşuyor. Musa Anter halen konuşuyor. Burhan halen konuşuyor. Diridirler. Onları öldürenler öldüler. Vurdukları zaman bile ölüydüler. Çünkü kaypaktılar. Karanlıkta ancak yapabildiler. Tuzak kurabildiler. Kendi şahitlikleriyle birlikte neredeyse bütün tarihi aydınlatmaya devam ediyorlar. Bazen böyle onları anarken belki silik olabiliriz. Belki bazen onları yeterince değer vermiyor olabiliriz ama onlar birer şey gibidir. Birer ışıldak gibidir. Birer deniz feneri gibidir. 7 iklim, 4 mevsim sürekli her şeyi aydınlatmaya, göstermeye, anlatmaya devam ediyorlar. Onun için ona ölü değiller. Biz onları anarken de bir ölüyü anıyor gibi anmıyoruz. Bize hatırlattıkları şeyi, devam eden şeyi algıladığımızı onlara göstermek için mezarlarına gidiyoruz. Biz bir ölü ziyaretine gitmiyoruz. Biz bir ölümün de yıl dönümünü yapmıyoruz. Biz böyle büyük bir hikayenin parçalarını ya da o hikayedeki yansımaları tartışıyoruz. Yoksa onlara ölü dersek dinen de seküler anlamda da büyük bir günah, büyük bir hata yapmış oluruz. Ama ölü o anlamıyla, yani verilen anlam itibariyle, günlük dildeki anlam itibariyle esas ölenler onları öldürenlerdir. Ve bir daha altını çiziyorum. Bu gazetecilere, bu yurtseverlere, sokak ortasında öldürmüş 17 bin insanla kimse savaşmamış. Kardeşçe gelip arkalarına sıkmışlardır. Bu iyi bilinmeli. Yani bugün bazı siyasi payeler çıkarılıyor. İşte biz şununla savaştık, bununla savaştık. Kimse savaşmamış. Sokak ortasına gelip milletin arkasına, milletin çocuklarının arkasına, kafasına sıkmak savaş mıdır yani? Öyle büyük şehitlerdir ki herhangi bir meçhullük yok. Yani bunların şehadetinin bir yönü de budur. Bunlar o büyük mekanizmayı canlarını vererek ifşa ettiler. Neresi faildir mesela? Meçhul olan neresidir? Her şey bellidir. Bunlar devlete ait mitolojiyi de yıktılar. Devlet şöyle diyordu mesela. Devlet kendini şöyle tarif eder. Ben her şeyi bilirim. Ben her şeye hakimim. Her şeyi ben yönetirim. Peki sokağın ortasında 17 bin insan öldürmüş. Hani bunların faili? Ya kendini tarif ederken doğru söylemiyorsun, ya katilleri yargılamayarak doğru söylemiyorsun. Ya devlet de bu konuda kendi mesela kendi tanımını ya yeniden yapacak ya da yaptığı tanıma göre davranacak. Mesela devlet diyor ki ben her şeyi bilirim. Ben her şeye hakimim. Ben kudretliyim. Benim dinim adalettir. Benden habersiz hiçbir şey olmaz.
Er geç ben her şeyi ortaya çıkarırım. Peki 17 bin insan sokağın ortasına öldürüldü. Hani bunların failleri? Biz 17 bin tane insandan bahsediyoruz. O zaman devlet, bak bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimiz o kadar kudretlidirler ki mezardadırlar. Ama bir sürü büyük hikayeyi de netleştiren insanlardır. Bir tek ölümüz, tırnak içinde yaşayan milyonlarca insanın anlamadığı şeyi, anlatamadığı şeyi anlatır. Mesela gidelim bugün akademilerde, üniversitelerde, işte sokakta, mecliste, partilerde devletin tarifi yapılır. Devlet nedir? Bu ölülerimiz devlet nedir'in cevabını veriyorlar. Ölüdür ama cevabını veriyor. Yaşayanlar veremez. Bugün Türkiye'nin en büyük üniversitesine gidelim, bize bir devlet tarifi yapsın. İster Hobbesçi tarifini yapsın, ister Kantçı tarifini yapsın, ister Hegelci tarifini yapsın, ister Marksist tarifini yapsın. İşin içinden çıkamaz. Ve iki akademisyen aynı konuda hemfikir olamaz. Ama bizim bir tek ölümüz, bütün bu akademilerin, bütün bu filozofların çözmekte zorlanacağı şeyi söyler. Kendi bedeninde, kendi kurşun ya da bıçak yarasında devletin ne olduğunu tarif eder. Ve nettir. Göreceli değildir. Mesela ben hayatım boyunca abim ve diğer şehitlerin bana öğrettiğinden dolayı hiçbir zaman kendimi yalnız ve çaresiz hissetmedim. Bu anlamıyla bekliyorduk. Marquez'in kırmızı pazartesi gibidir. Onun için bizim arkadaşlarımız, mesela bugün çalışan arkadaşlarımızı da, bugünkü basın emekçilerini de, çalışanlarını da, kadın erkek, bu sıra dışı cesaretlerinden, bu sıra dışı bilinçlerinden, bu sıra dışı duruşlarından dolayı her zaman bizim ulus olarak, toplum olarak tarihimizde ayrı bir yerde tutuyorum. Mesela diyelim ki siz başka bir tercihte bulunursunuz. Daha militan bir tercihte bulunursunuz. Daha gerilavari bir tercihte bulunursunuz. Hele oradaki ölümü beklemek ayrı bir şeydir. Ama gazetecilik olarak son derece masum, son derece sivil, son derece demokratik, meşru bir tercihte bulunduğunuzda katledileceğinizi bilmenize rağmen bu tercihte bulunmanız başka bir şeydir. Yani bunu iyi idrak etmemiz lazım. Mesela abim daha çıksaydı olağandı. O gazetecilik yaparak katledileceğini biliyordu. Onun için aynı zamanda hepsinin hikayesi kırmızı pazartesi hikayesidir. Biliyordular onlar. Yani onlar için de failli, meçhul bir şey yok. Bak bu kavram bana göre bütün toplumumuzda yeniden tartışılmalıdır. Ne demeli bu? Çünkü tersinden de bu yanlış bir sonuç üretiyor. Hiçbir şey fail değil. Bu şehitler her şeyi ifşa etmişlerdir.